Oğlum çok sıcak ya. Suya girelim bari. Evet Mert, 1200'lü yılların başlarında Haç Köprü ilk olarak Adana'nın padişahı, o zaman Adana bir vilayet değil. O zamanlar Mersin Adana otobanını yapmayalım, bir ara yol bulalım diyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musun? Bir köprü yapıyorlar. Barış Köprüsü. O zaman bu köprünün karşısı Mersin, bu tarafı da Adana'ymış. Sonra Adana padişahı duramıyor Allah Allah sesleriyle, ya Allah bismillah, şurada gördüğünüz camiden, cumadan çıktıktan sonra geliyor, gidiyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bu taşları birebir askerlerine dizdiriyor. O taşlar daha önceden mancınıkta kullanılmış. Ama şimdi görüyorsunuz, çocuklara gölge, bazılarına tere serpe yatabilme amacı ve bazı balıklara yuva oluyor. Yine aynı padişah o dönemde bu okaliptüs ağaçlarını Avrupa turnesinde tanıştığı bir şekerden ilham alarak hayatına katıyor. Şekeri alıyor, susuzluk hissiyatı oluyor. Sonra bu ağacı araştırmaya başlıyor. Nereden geliyor bu mentollü tat diye okaliptüs ağacını buluyor. Okaliptüs ağacının kökleri o kadar uzun, o kadar uzun ki o zamanlar bataklık olan bu suları birazcık daha suyunu çekebilsinler diye çevresine okaliptüs ekiyorlar. Bakın karşıya. Hep okaliptüs. Buralar komple okaliptüs. O kadar ekmişler ki belki bunun altı komple okaliptüs kökü. O yüzden sular bu şekilde çekilmiş. Adana yemyeşilken bu şekilde kuraklığa düşmüş. Sebebi okaliptüs ve bu padişah. Ve Adana'dayız. O gün bugün. Bugün büyük gün. Niye geldik? Arkadaşlar biz buraya yeme içme ve Türkiye'nin mirasını sizlere anlatmaya, tanıtmaya geldik. Arkadaşlar Adana öyle bir yer ki biraz sıcak. Güneşin altında sizler için uğraşıp sıcak da çekim yapıyoruz. Ha ter. Şıp şıp terliyorum şu an. Akıyor üzerlerimden. Taş Köprü'nün yanındayız. Bugün neler yapacağız? Bugünkü planımız lokal pazarı gezelim, baharatları tanıyalım, kebap yiyelim, şırdan yiyelim, ete düşelim. Sonra kendi lokal pazarlarından öğrendiğimiz kokteyl için kullanabileceğimiz baharatları, meyveyi ve sebzeyi kokteyllere entegre edelim. Bununla beraber de akşamleyin gideceğimiz bir kokteyl barda kokteyl hazırlayalım. 1-2 saat sonra da bir kokteyl workshopumuz olacak. Adana'daki barmen arkadaşlarımızla beraber paylaşımı yapacağız birbirimizin arasında. Sonra da hep birlikte yine yiyeceğiz ve yine yiyeceğiz. Adana'dayız, Cemalpaşa'dayız arkadaşlar. Cemalpaşa'dayken de lokal tatlarla beraber bir şeyler yaratmaya çalışacağız. O yüzden insanlar da pazarlardan şeyler alsın. Sonra bunlarla eve gidip kendi kokteyllerini yapabilsinler istiyoruz. Burada bir muz var. Yiğitcan çok beğendi. Belki muz yapacağız. Ama şurada domatesleri görüyor musun? Domatesler vitrine yeşil olarak konuluyor. Adana'nın sıcağı, sıcaktan ve güneşten zaten vitrinde olgunlaşıyor. Herhangi bir ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yok. O senesin be! Beklediği yerden pişiyor. Bakın hep sıcak. Bu ağaç da sıcak, simit de sıcak. Başımıza bir şey gelirse diye kameradan korkuyorlar. Evet. Oh, çok iyi. Acı biber bu arada. Aa, bundan alabilir miyim biraz? Oğlum ağırlığa bak, 5 tane biberi. Acıdan ağırlaşmış, anlıyor musun? Bu acı mı ama? Sağlam, ye bir tane. Bir tane kırıp bir denetelim. Yapma be. Denetelim. Yiyelim, bir dilaz. Bir şey var. Şurasını ısır. O kadar hemen bir anda cesaret gösterip ısırmanı beklemiyorum. Dur be. Dur oğlum. Onun dışını keserler böyle, ikiye açarlar, incir gibi yerler, kara incir derler buna. Ne şey götürüyor? Arkadaşı ya, YouTube'u. Allah Allah. Seni çekebilir istiyorsan. Şey, ben de çek. Merhaba, merhaba. Adana Vlog YouTube'da. Beni görebilirsin. Sen? Başkanım hele bıçağı bir bu gençlere bir tane keseyim. Ne abi bunun adı? Gelin bu sana yanlış yaptı ya. Gün ya oğlum bana kelek yap. Ha bu kelek. Al bakalım. Yat altına bak bakalım. Geldi gibi. Evet arkadaşlar, bitirdik alışverişimizi. Biraz çok 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 acı biber aldık. Biraz lokal Adana limonu aldık. Biraz yeşil mandalina. Ne var? Mandalina, muz, salatalık var. Ben muzlu salatalıkla bir kokteyl yapacağım. Bir de simit var galiba, yemelik. Gönderdim. Of be. Abi, evet, İçerisi var ya abi, cennet gibi. Sıcaklık falan onunda değil şu an. Mis gibi kokuyor. Abi seni çekiyorlar şu an ya. Allah Allah. Kayıttasın. Hem de çek abi. Tamam. Hem de bir tane yağla abi. Abi.
tansiyon düşüyor. Hadi yavaş yavaş. İşte bu ya, yavaş yavaş. Allah'ım. Buyurun. Buyurun. Kebapçı göz. Bu acılı mı abi? Acılı Adana. Tek bir acılı Adana. Allah'ını seveyim. Evet. Allah'ım. Bu da bizim, bu da bizim külbastımız. Ooo. Ooo. Allah Allah. Arkadaşlar tabi gezmek, tozmak, eğlenmek, görmek çok iyi ama bir yerde de çalışmak gerekiyor tabii ki ve iş vakti. Adana'ya gelme sebeplerimizden biri de tabii ki sevgili barman arkadaşlarımızla beraber buluşup sektörel tecrübe paylaşımı yapmamız gerekiyor. Bugün New Pub'dayız. Sushi and Bar. Sushi herhalde et sushi. Adana'da nasıl bir sushi yapıyorlar açıkçası bilmiyorum. Ama Adana ile alakalı çok güzel yorumlarım var. Antalya'ya da gittim. Türkiye'nin çoğu yerine gittim ama Adana'ya ilk defa geliyorum. Adana Antalya'dan çok daha iyi bence. Yani otelleri falan saymayalım ama normal şehir içi vesaire Adana çok çok daha iyi. Barlar sokağı gibi ya, şuraya baksana. Çok şık mekanlar. Çok şık insanlar. Şık olmayan tek şey hava şartları abi. Arkadaşlar Mersin'e geldik. Maki restorandayız. Adana'da yaptığımız alışverişlerle beraber Mersin'de keyifli bir kokteyl yapacağız. Hatırlarsanız muz aldık, salatalık aldık, güzel yeşil limonlar aldık. Onlarla beraber keyifli bir kokteyl yapacağız. Başlamadan önce salatalıklarımızı kafalarını koparıyoruz. Yarısını shaker'ın içinde tokmak yardımıyla ezeceğiz. Muzla salatalığı da ezebiliriz ama aynı anda. Önce salatalığın kabuğundaki renkleri ve vitaminleri alacağız iyicene. Güzelce ezdim, parçaladım. Şimdi bir yarım muzun yaklaşık 1/3'ünü kullanıyorum. Bir muzun 1/3'ünü. Şimdi bir muzun 1/3'ünü yavaşça suyunu çıkartacak şekilde eziyorum. Güzel. İyicene ezdikten sonra üstüne işlemeye başlıyoruz. Yeşil limonlar. 2 tam limon kullanacağım. Yeşil limon. Sıktığımız limonların kabuğunu atmıyoruz. Onlar bizim için önemli. En son bir tanesini garnişte kullanacağız. Ve 2,5 siyen şeker şurubu. Bunun tarifini hatırlarsınız. 1 kilo şekere 750 ml suyu kaynatıyoruz. Adana ile Meksika'yı birbirine çok benzettiğim için bugün tekila kullanacağım. 5 siyen bizim için, Adanalı dostlarımız için 2 siyen daha koyuyorum. Kokteylimiz hazır. Bol buz. Güzelce çalkalıyoruz. Yaklaşık olarak cam yeşilliği renginde keyifli bir kokteyl çıkmış olması lazım. Çok iyi. Bakalım beğenecek misiniz? Kokteylimiz neredeyse hazır. Üstüne birazcık kırık buz ekleyeceğiz. Taze kırık buz. Taze kırık buz ne demek? Şoklanmış buzu anında kırmak. Üstüne kırık buzdan bir kalıp yaptık. Daha zeminki limon sıktığımız skewer'ımızı biraz içine ekliyoruz. Çok fazla olmayacak şekilde. Ondan bir bülbül yuvası yapıyoruz. Bu şekilde size tarifini tam göstermedim bunu. Pazardan aldığımız muzun bir yarısından hazırladım bunu. Chia, sumak, bal ve 1-2 dilim limonla beraber hazırladım bunu. Tam tarif için DM ya da alt tarafta yazacağız zaten. Bu bülbül yuvasını yapmakla uğraşmazsanız limonların kabuklarını böyle çevirirseniz güzel bir görsel sağlayacaktır. Afiyet olsun.
Evet arkadaşlar, önce Adana'ya gelmemizden bahsedeyim size. Çok keyifli eğitimler planlamıştık zaten. Hep beraber bir araya gelerekten deneyimlerimizi birbirimizle paylaştığımız için çok mutluyuz. Çok geliştirici olduğuna inanıyoruz. Ve devamında da birbirimizi çok güzel destekleyeceğimize inancım tam. Arkadaşlar, Adana'da gördüğünüz üzere porsiyonlar çok fazlaca büyük. Bu bardak büyük ama içi komple buzdolu ve içkisi yok gibi düşünmeyin. Bu bardağın en az buraya kadar içkiyle dolduruyorlar. Yani biz ya geldiğimde kosmaniyetleri ve içerikleri duydukça böyle kulağımdan dumanlar çıkmaya başladı. Beynim error verdi. Genelde Adana için konuşmam gerekirse tek mekan oturumunun fazla. İstanbul'da mesela bir gecede 6 mekan gezenler var, biliyoruz yani. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Bu mekanda birazcık daha farklı. Daha doğrusu Adana'da bu farklı. Bir gecede oturup 5 saat kalabiliyorlar. Onun için de 15 siyerlik bir kokteylden 5 bardak 6 bardak rahatlıkla içiyorlar. Fiyat kalite performansının en iyi olduğu şehirlerden bir tanesi diyebilirim aslında. Balli balyoz yapıyorlar mesela. Adana'ya alıp götürmüşler, bilmiyorum. Ki şöyle söylemem gerekirse bu kokteylin satışları Adana piyasasında 45-50 bandında. Bütün kokteyller için söyleyebilirim bunu. Fiyat kalite performansı çok iyi. Bizler İstanbul'da ne kadar fresh alkolün o yumuşak satlarını almaya alıştıksak, Adana'da tam tersi, tamamen alkolü hissedelim. Meyve meyve suyu gibi olmasın, bu ne sulu olmasın, meyve meyve değil olsun bunlar diye fazla barmen arkadaşlarımızın ve garson arkadaşlarımızın üstüne gidiyorlar. Onlar da böyle seviyorlar. Umarım yakın süre içinde İstanbul'a gelirler ve onların ön yargılarını birazcık kırarız diye düşünüyorum. Özellikle bu bölgede inanılmaz bir baharat zenginliği, yöresel tatlar zenginlikleri var. Bunları yakın zamanda biz de kullanacağız. Atıyorum kebaplı bir tane margarita yapabiliriz. Ya da patlıcanla, isotla, güzel bir pina colada twisti de yapabiliriz. Ben inanıyorum ki çok yakında Adana barmenleri hayal gücümüzü zorlayacak ve sektörü geliştirecek en büyük adımı onlar atacaklar diye düşündüm burada açıkçası. Evet arkadaşlar, siz de bizlerin gitmemizi, görmemizi, deneyimlememizle birlikte sosyalleşmemizi istediğiniz şehirleri, barları ve mekanları lütfen bizimle paylaşın. Biz de çok yakında oralara gidelim, deneyimlerimizi sizinle paylaşalım. Çok yakında görüşürüz. We'll be right back.